Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarım Volkan Demir ve Nevzat Dindar. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Biz Dünya başladık. Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Tabii bir saat kala bak yukarıda hiç kutlamadım. Evet ama canlıya sakladım. Buraya mı sakladın? Evet. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Öyle kuru kuru da olmaz ama hadi kabul edin. Hani güller, hani yiyecekler falan. Şeker bayramı bu, Dünya Kadınlar Günü. Kutlanır yani. Şeker bayramında şeker ikram edilir. Tatlı ikram edilir. Bilmiyorum. Böyle bir geleneği yoktur yani Dünya Kadınlar Günü. Bir beklentisi var mıydı, yok muydu onu bilmiyorum tabii. Yani hiç bir güller. En azından ben kutladım. Bak kutlamıyor, sen kutladın hiçbir şey de söylemiyor. Oo, bana fırsat İlginç. Kalmadı, ben de kutluyorum. teşekkür ederim. Yani bütün kadınlarımızın. Evet, ekranları başında izleyen, bizi dinleyen. İzlemeyen ve başta dinlemeyen. Başta Sayın Melike Çelik olmak üzere. Tabii başta ben kadınları. Temsil ediyorum şu an kendilerini. Kutluyoruz. Tabii aslında kutladığımız bir gün de olmaması lazım. Biraz da böyle farkındalığımızı arttırmamız gereken bir gün olması lazım. Çünkü kadınlar adına çok güzel bir dünya değil burası. Aynen öyle. Daha güzel olmasını temenni ederek. Umuyoruz ayrımcılık ve şiddet son bulur. Tabii ki bunları 8 Mart özelinde dile getiriyoruz ama 365 gün bu bilinçte olmamız lazım. Yani bu Türkiye özelinde değil, dünya genelinde aslında çok ciddi bir problem. Dünyadaki kadınların problemleri konuşuluyor. Umuyoruz. Ya şöyle, ben ne bizim kültürümüzde ne de bizim coğrafyamızda kadının ötekileştirildiğini düşünmüyorum. Olmadı da yani bizim ne kültürümüzde var ne de coğrafyamızda. Ama ya Orta Çağ Batı dünyasına baktığında diri diri gömüldüğünü de biliyoruz. Yani o yüzden bizim utanacak bir tarihimiz yok. Yani utanacak bir tarihimiz yok. Utanacak bir tarih de bırakmayalım. Evet. Yani bu kadına şiddetli cinayetlerde şunlar da bunlar da artık son bulsun hakikaten ya. Yani sadece kadına şiddet meselesi de değil. Yani sağlıkçı, şiddetin her türlüsü. Her yani türlü bugün kötü. Bugün sağlıkçılara tabii, da. Burada sadece bugün olduğu için biraz daha kadına dikkat çekiyoruz. Yoksa önemli olan insan tabii ki. Sadece dediğimiz gibi içimiz buruk da olsa kutladığımız, kadınlarımızı daha çok hatırladığımız bir gün olduğu için kutlamış olalım böyle pembe arka planda. Bu arada yönetmenimiz Bora diyor ki pembe arka planda Nevzat çok güzel gözüküyor. Aa, griler. Ama ben bir eleştiri aldım yani şimdi. Programda işte onu da konuşuruz. takımını beğendiniz mi beğenmediniz mi son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Bu arada videolarınızı da bekliyoruz. Stilistlerden mesaj bekliyoruz. Evet. Videolarınızı bekliyoruz. Hanımlar da video göndersin bu gece Kadınlar Günü. Daha fazla bizim hanımefendi izleyicimiz de çok fazla ama bugüne daha özel, fazla video bekliyoruz bu gece sizden. Bugün özel onlara cevap verim. Zaten özel. Özel izleyiciler var zaten yani biliyorsun. Evet var ve daha fazla olacaktır. Yeni başladık daha ama hızlı başladık. Bugün ben Twitter'da da söyledim zaten yoğun bir gün. Konuşacak çok konu var. Biz yayına girerken de yine konuşacak bir konu Volkan Demir. O yüzden seninle başlayacağım. Sonra reklama gideceğim. Fenerbahçe hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama yaptık ki maç öncesinde de yapmıştı. Endişeliyiz açıklamasını. Ve bir de endişemizde haklı olduğumuzu gördük gibi bir açıklama yaptı. Evet. Bundan sonrasında ne olacak Fenerbahçe'nin bu tutumu? Yine benzer ifadeler var. İşte maç tekrarı ile ilgili de işte İrfan Can'ın kartı ile ilgili vesaire. Büyük tepkisi var Fenerbahçe'nin hakemi. Şimdi o kararla bu maçı bağdaştırmak biraz çok mantıklı gibi gelmedi bana açıkçası. Ama devamında şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe hani bu maçın hakemi Zorbay Küçük'le veya işte Mete Kalkavan'la bağdaştırmaya çalışıyorsa bu operasyonu ben biraz anlamadım o kısmını. Ama genel olarak hakem şikayeti gerçekten başta Sayın Ali Koç olmak üzere zaten aylardır hatta yıllara yayılan dönemde Fenerbahçe federasyondaki yapının özellikle Merkez Akım Komitesi içindeki yapının değişmesi gerektiğini savunan kulüplerden bir tanesi. Türk futbolu böyle bir yönetim şeklini kesinlikle hak etmemektedir. Burada o zaman TFF yönetim kuruluna bir eleştiri var benim anladığım kadarıyla. Evet. Ya şimdi ben şunu anlayamadım. Ya endişelerimizde haklıyız. Hani buna destek mi var? Bu operasyonun destekleniyor mu veya hatalı mı görülüyor? Tam anlayamadım o kısmı. Ama mesela sorun bence o sorular var. Arka arkaya gelen sorular. O sorulardan birçoğu mantıklı. Şimdi örnek Fırat Aydınus orada isim verilmemiş ama Fırat Aydınus devam etsin diye kural değiştirildi. Yaş sınırı kaldırıldı. Yani yukarı çekildi. Fırat Aydınus liste dışı kaldı. Gerçi bu MHK değişti sonuçta. Ama ilginç olan hangi kriter? Şimdi eski hakem
diyebileceğimiz işte Fırat Aydoz gibi, Cüneyt Çakır gibi, Hüseyin Göçek gibi eski hakemler artık tasfiye edildi desen öyle bir durum yok. İçinde gençler de var çünkü. Evet. Genç hakemler de var. Performansı kötü hakem desen, yani Cüneyt Çakır'ın orada ne işine, Türkiye'nin, Türk hakemlik tarihinin en başarılı hakemi. Uluslararası anlamda da söylüyorum. Ali Palabıyık da UEFA. Ya bak şunların 1, 2, 3, 4, Fırat Aydınus da aslında FIFA'da hani kokartsız FIFA diyelim. Evet. 5 tane FIFA. Şurada bizim arkada bulunan. Daha da var. Şimdi listeyi açmadım. Bayağı iddialı bir operasyon. Bu operasyonun bence Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın açıklamasının ötesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bence bir açıklamayla anlatılması lazım kamuoyuna. Şu anda neden Cüneyt Çakır'ın hakemliğinin bittiğine dair bir fikrimiz var mı? Gerekçesinin ne olduğuna dair. Kötü hakem mi? Değil. Yaşı? Değil. Yani insanların kafasında şimdi Murat Sancak'ın açıklamaları geliyor. Şimdi bu kadar insanı töhmet altında bırakmaya gerek yok. Çıkın deyin ki kardeşim bunun kaşın üstünde, gözün üstünde kaşı vardı, biz gönderdik. Bir gerekçe sunun. Yani böyle bu insanları... Arada, Volkan, çok özür dilerim. Yani Galatasaray'ın da konuya ilişkin henüz kulüpten resmi bir açıklama olmadı Melike ama benim aldığım bir iki kulübün yaklaşımı ile ilgili bilgi var. Galatasaray'ın da biz konuya nasıl yaklaştığını, destekleyip desteklemediğini birazdan söyleriz. Evet, bu konuyu daha detaylı konuşacağız. Bir reklam aramız var. Reklamların ardından beraberiz. Evet, reklamların ardından birlikteyiz. Tabii günün meselesi bu. Federasyondan yapılan açıklama, alınan karar. Bu karara kulüplerin reaksiyonlarını merak ediyoruz. Devamında da olacaktır tabii. Fenerbahçe'ninkini konuşuyorduk reklamdan önce. Volkan, devam edelim istersen. Bir gerekçe, bir neden, isimlerin sebebini merak ediyor Fenerbahçe'de ve hep yaptığımız açıklamalarda haklı olduğumuzu görüyoruz diyor. Bir eleştiri var federasyona. Ya federasyon eleştiri var ama ben mesela şu anda bu operasyonu destekliyor mu desteklemiyor mu kısmında biraz soru işaretim var. Ama bu soruya, bizim de altyazıda yazan soruya ben de katılıyorum. Hangi kriterlere göre gönderildi bu hakemler? Evet. Ne yaptılar da gönderildiler? Yani belki bir emre itaatsizlik. Bir operasyon mu var? Emre itaatsizlik mi oldu? İşte efendim Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarla ilgili sıkıntıları mı oldu? Bunlarla ilgili birçok spekülasyon var şu anda. Ama net bilgi kimde? Net bilgi MHK Başkanı'nda, Federasyon Başkanı'nda, Federasyon Yönetim Kurulu'nda. Bunların hiçbiriyle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. Evet. Yakın zamanda yapılacağı söyleniyor. Evet. Ama yani bu süreçte vakit geçiyor. Hakemler, bu hakemler yıpratılıyor. Bu insanların da sonuçta aileleri var. Çolukları, çocukları, anneleri, babaları, eşleri var. Sebebini şeffaf bir şekilde açıklamaları gerektiği kanaatindeyim. Operasyona gelecek olursak, böyle bir operasyon gerekli miydi? Yani yıllardır herkes aynı şeyi söylüyor. Yani Türk hakemliğinin kalitesinin yükselmesi şart. Ha, bu isimler gidince kalite yükselir mi? Onunla ilgili ciddi şüphelerim var. Çünkü kalanlara baktım ben. Bu haber çıktığı an direkt kimler kaldı diye baktım. Kalan hakemlere baktığımda bizim hakemlik müessesesinde çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum bu operasyonu. Ben de zaten isimlerin hiçbir şekilde, ya hiç duymadığımız isimler de gelse yine aynı şeylerin olacağını düşünüyorum. Kimseyi memnun edemezsiniz hakem konusunda. O ayrı bir konu da, sadece merak ettiğimiz bu isimlerin seçilmesinin nedenleri ne olabilir? Yani şimdi bakın. Bu arada çok özür diliyorum. Şimdi izleyicilerimiz, ekranlarını yeni açanlar, bugün gün boyu takip etmeyenler olabilir, çalışanlar vesaire. Konu ne? TFF Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı karar ne? Hangi isimleri içeriyor? Haberimizi bir getirelim ekrana. Bir izletelim size de. Bilmeyen, yeni duyan izleyicilerimiz biraz daha aydınlansın konuda ki onlar da bize yine son sayfa etiketiyle videolarıyla katılabilsinler. Bir gelsin ekran haberimiz.